adım adım buraya nasıl geldiler? Ondan bir söz etmek isterim. Yani bir AKP hükümetinin ruh hali nedir? Hala mesela onların bir bakanı nasıl oluyor da çıkıp yine şunu diyebiliyor? Hayır, bu bir psikolojik olaydır. Kriz yoktur. İnsanlar psikolojik olarak böyle düşünüyorlar. Bu rasyonel bir şey değildir. Bunu diyebiliyor. Ama buraya nasıl geldiler? Ondan biraz bahsetmek isterim. Çok alakasızmış gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız derinden alakası var. Sonuçta bu dünyayı bir kavrayış biçimi. Ya yalandan kavrayacaksınız ya da Marx ve yoldaşları gibi gerçekten kavrayacaksınız. Gerçeklere dayalı olarak kavrayacaksınız. O açıdan şöyle bir yerden başlamak istedim. Burası neresi diye düşünürsek, burasının neresi olduğunu anlayan var mı? Neresi? Semt neresi? Vefa. Şimdi arkadaşlar, bir ara DSP'de Bülent Ecevit'le Hüsamettin Özkan diye bir onun ikinci adamı vardı. Onların arası bozulunca Hüsamettin Özkan partiden ayrılmak zorunda kaldı. Ve partiden ayrıldı. Ondan sonra ayrılırken gazeteciler ona durumu dönüp sorduklarında büyük bir hayal kırıklığı içerisinde şöyle dedi. Anladım ki Vefa İstanbul'da bir semt adıymış. Bu dünyadaki vefasızlığa dikkat çekti. 2002 yılı. Tam da o sırada bir başka vefasız grup iktidara geliyordu işte. Ama bunlar sadece vefasız değildi. Aynı mantıktan gidecek olursak, onların da vefa gibi önem vermedikleri bir kavram daha vardı. Onların felsefesi bambaşkaydı. Yani Hüsamettin Özkan vefasızlık olmasına üzülüyordu. Yani bu dünyanın vefasız oluşuna üzülüyordu. Vefa sadece bir semt adı mı diye sistemde bulunuyordu. Ama AKP'de böyle bir sorun ortadan kalktı. AKP'ye göre güven bir roman adıydı. Güvene gerek yoktu. Ne güveni? Herkesi aldatırdınız. Başka bir algı yaratırdınız. Başka bir şey yapardınız. X yerine Y derdiniz. Bu hiç sorun olmazdı. Eğer kandırabiliyorsan bu hiçbir şekilde sorun teşkil etmezdi. Şimdi diyeceksin ki sen sonuçta rekabet ettiğin bir politik eğilimi tabii hunharca eleştiriyorsun. Arkadaşlar ben eleştirmiyorum. Kendileri ağızlarıyla o kadar alışmışlar ki. Şimdi diyor ki övünerek Hazine Bakanı Albayrak, inşallah vücut hareketlerim onunkine benzemez. Övünerek yine reisimiz dese ki aya 4 şeritli yol yapıldı, yol yaptım ben, inanır. Bak, kendi insan topluluğunu böyle övüyor. Yani istediği insan topluluğu bu. İnanır diyor. Yani bunu rahatsız olarak söylemiyor. Övünerek söylüyor ve bu anlamıyla da zaten yaptıkları şeyi anlatıyor. Yani hep bunu yapıyorlar zaten. Sürekli bir yalan, bir uydurma, bir üstten sözler sarf etme. Ve buna o kitlelerin inanmasını bekleme. Bunun daha da beteri, kitlelerin buna inanması, bu işi tamamen tek adama veya oradaki 3-5 yöneticiye bırakmaları, eski başbakanın deyimiyle itaat et, rahat et. Yani onlar için itaat, olayı öyle kabul etmek, olayların gerçekle bir bağının kurulması meselesi hiç önemli olmadı. Zaman içerisinde aslına bakarsanız kendi sonlarına ulaştılar. Yani onlara bir süre sonra hiç kimse inanmamaya başladı. Çünkü onların söyledikleri sürekli aya gidildiydi. Yani daha doğrusu aya 4 şeritli yol yapıldıydı. Bunları defalarca gören kitleler bir süre sonra onlara inanmamaya başladılar. Diyeceksiniz ki bunun ne sakıncası var ki? Size inanılmıyorsa, size güvenilmiyorsa, güven zaten bir roman adıysa ve bu da zaten gayet güzel benimseniyorsa bunun ne sakıncası olabilir? Bunun sakıncası şudur arkadaşlar. Utanmadan, sıkılmadan bu ülkedeki senelerce bütçe yapmış, plan yapmış, ekonomi yönetmiş bütün insanları bir kenarda bırakıp, bütün bu yerli insanları bir kenara bırakıp bir uluslararası kuruluş olan McKinsey ile anlaşma yapmaya kalkışmak işte bu anlayışın felaket sonucudur. Neden onunla anlaşma yaparsınız? Çünkü kendi ülkenizden AKP zihniyetindeki yöneticilere dış dünyadan hiçbir şekilde güven duyulmadığını kendiniz de biliyorsunuzdur. Size güvenmiyorlardır. O güvenin önemi yok diye düşünüyorsunuz ya. Gerçeklerle bağ kurmanın önemi yok diye düşünüyorsunuz ya. En sonunda sizi o çok can alıcı bir şekilde geri döner ve vurur. Utanç verici bir şeydir. Bu kadar laf ettikten sonra, bakın yerli milli lafı etmeyi de bir kenara bırakıyorum. Kendinize güvenilmeyeceğini önsel olarak kabul etmeniz utanç vericidir. Bize güvenmeyebilirsiniz. Tabii ki haklısınız ama McKinsey'e güvenin demek istiyorlar. Utanç verici bir şeydir. Böyle bir medeniyet kurulamaz. Kendisine zaten güvenilmeyeceğini en baştan öngören bir topluluk bir coğrafyada medeniyet yaratamaz. Zaten dikkat ederseniz, şimdi ben böyle söylüyorum. Hunharca ben eleştirmiyorum.
Bir, bunu ileri sürdü. Çıkışsızlığı biliyordu. Sözüm ona iktisatçılardan biraz iktisat öğrenmişti. Ve dedi ki, bunu böyle yapmak gerekir. Diğer bürokratlar sussun. McKinsey ne diyorsa o yapılsın. Eğer bunu böyle düşünmüyorsanız ya cahilsiniz ya hainsiniz dedi. Buna karşılık peki Tayyip Erdoğan ne dedi? Hayır, bir daha o şirkette görüşmeyeceğiz dedi. Demek ki sert eleştiren ben değilim. Sert eleştiri doğal olarak kendi aralarında cereyan ediyor. İktisadi gerçekliklerle bağınızı bu kadar koparırsanız, ülkenin bu toplumunun çıkarlarıyla bağınızı tamamen kopartıp bir dar yönetici AKP'li topluluğun çıkarlarına odaklanırsanız, İşte sonu böyle olur. McKinsey tartışması o yüzden bu kadar sert geçmiştir. Size güvenilmemektir. Güvenilmemektedir. Güvenilmemenin de dünya çapında bir ölçüsü var. Risk primi. Yani siz McKinsey ile de anlaşsanız, anlaşmasanız da yurt dışına çıkıp bu tatlı günlerin devam etmesi için kredi istediğinizde sizin kredinizi daha sonra, yani borç aldığınız parayı daha sonra geri ödeyebilmek için böyle bir imkanınız var mı yok mu? Bu konuda yüksek bir risk taşıyor musunuz, taşımıyor musunuz diye bir evrensel ölçü var. O da risk primi. Türkiye'nin risk primi, AKP bu işe muhteşem müdahaleler yapmadan önce şöyle gidiyor, 200'lerde gidiyordu. Muhteşem müdahalelerinden sonra şu rakam 400 arkadaşlar. Ben demiyorum, ölçenler diyor. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? McKinsey gelseydi, birkaç şeyi hakikaten ölçseydi, muhtemelen Tayyip Erdoğan bundan korkmuştur. Daha da büyük felaketler ortaya çıkardı. Yani bu paralar nereden geldi, nereye gitti diyecekti. Çünkü normalde arkadaşlar şöyledir. Bunların ağababaları da plan işini pek sevmezdi. Kim biliyor musunuz? Tabii şimdi çok genç kuşak var burada. Bir kısmı o nedir, tarihte bir insan mı falan diye düşünüyor. Süleyman Demirel diye biri vardı. Bazı tabii yaşı bana yakın arkadaşlar da bilirler Süleyman Demirel. Süleyman Demirel planla ilgili ne derdi biliyor musunuz? Bize plan değil, pilav lazım derdi. Pilav, yanlış duymuyorsunuz. Plan değil, pilav lazım. Bunlar olduğum olası plan sevmez. Bunlar olduğum olası gerçeklikle ilişki kurmayı sevmezler. Hep palavra. Ama dünya öyle değil. Dünya sizi risk primiyle ölçer. O zaman faizin üzerine bir de risk priminizle çarpılan bir para daha eklenir. Kredi bulabilmeniz için. Böyle bir konu varmış. Yani demek ki güven bir roman adı değilmiş. McKinsey'e bu nedenle gidildi. Düşünebiliyor musunuz? Güven duyulacak odak olarak McKinsey görülüyor. Yerli mi? Milli mi? Değil. Ama işte güvenin yerlisi millisine göre olay olmuyor. Güven evrensel bir şey. Siz bu güveni daha da beter nasıl bambaşka noktalara taşıyorsunuz? Şöyle. Tayyip Erdoğan her çıktığında, her konuştuğunda konuşma tarzı şuza ezberlemişsinizdir. IMF ile görüştük, borcu sıfırladık. Hatta bizden borç istediler. Bak, uluslararası olayların akışına bakınız. Borç istediler, evet. Verdik, almadılar. Ya bu nasıl bir, yani bir kilometreden zaten uyduruk olduğu anlaşılıyor. Ya insan çay istese bile böyle olmaz. Yani istediysen veya çay götürdün, almadı, niye almıyorsun derler. Nasıl oluyor bu böyle? IMF ile görüşülüyor. 5 milyar dolar istiyor. Bizimkiler ya verelim diyor falan. Sonra ama IMF almıyor işte. Yani IMF de huysuz işte ya. Anlatıma bakınız ama diyor ki benim böyle kitlem var ya. Aya 4 şerit yol yaptım diyorum. İnanıyorlar diyor. Ya buna niye inan? Buna da inanır tabii yani. Şimdi arkadaşlar evet. Ya sadece 1 milyar dolar kadar bir borç kaldı IMF'ye. Yani ben bitti. Ödendi. Ama tabii özelleştirilen bütün değerler hepsi satıldıktan ve böyle aşağı yukarı 70 milyar dolar edindikten sonra o parayla IMF'nin borcu ödendi. Ama arkadaşlar Türkiye sadece IMF'den borç alan bir ülke değil. Sadece IMF'den borç alıyorum diye bir laf yok. Ve Türkiye'nin sadece IMF'ye borcu yoktu. Şu anda da sadece IMF'yi tartışmıyoruz. Türkiye'de arkadaşlar, şimdi size bir grafik göstereceğim. Bunu atıyor olmam, yalan söylüyor olmam imkansız. Çünkü resmi siteden indiriyorum. Ama yine de test edebilirsiniz. Bu kamu sektörü dış borcu. 2016 birinci çeyrekten itibaren şöyle dökmüş durumdayız. 2018 ikinci çeyreğe kadar gözüküyor. Gördüğünüz gibi blok. Daha öncesinde de böyle. Ben son dönemi gösterdim. Niye gösteriyorum? Borç var. IMF'ye yok ama kamu sektörü, yani kamu sektörü demekle devlet demek istiyorum. Devletin 139 milyar dolar borcu var. Yani yine algı yönetimi. Yine aya gittik. Yine aya 4 şeritli yol yaptık felsefesi. Ya kardeşim çıkıp söylesene. Kamu sektörünün 139 milyar borcu var desene. Niye bunu saklıyorsun? Niye sürekli IMF'ye borcu sildim diyorsun? IMF'ye sildin ama Ahmet'e sildin ama Mehmet'e borcun var.
Ha Ahmet, ha Mehmet, ha Ali, ha Veli. Borç, borç. Zaten sorun da bu. Algı, psikoloji, duygu, sezgi, ılgı, kılgı bu değil. Abi kaya gibi 139 milyar dolar. Bakın insanlar daha sonra şaşırıyor. Milyon muydu milyar? Milyon değil, milyar. Yani biz mesela 1 milyar dolar borç alabilmek, verebilmek için aylarca görüşüyoruz. Aylarca mesela IMF ile görüşmeler oluyor. Standby anlaşması yapılacak. Aylarca görüşülüyor. Yani bu bir büyük devlet diğer büyük devletle görüşüyorsa milyar dolar söz konusu olur. Bunun 1-2 milyarı bile sorun. Bizim 139 milyar. Bu sadece devletin borcu. Türkiye'deki eleştiri şu. Deniyor ki devletin borcu sorun değil. Kimin borcu sorun? Özelin borcu sorun. Çünkü toplam borç arkadaşlar 457 milyar dolar ve 140 milyar dolar dışındaki bütün borç özel sektöre ait. Yani borçların 3'te 2'si özel sektörün, 3'te 1'i de devletin. Böyle bir toplam borç var. Peki bu toplam borç ne kadar ediyor arkadaşlar? Demin söylediğim gibi 457 milyar dolar. Mesele bu. Bunu nasıl algılamayacaksın ya? En sonunda borçlu, alacaklı olan borcunu senden isteyecek. Alacağını senden talep edecek. Buna nasıl yok diyeceksin? Ya evde oturuyorsun. Yani mal sahibi kapıyı tıklatsa bu bir sorun. Ve bu talep edilen şey 1000 lira değil, 500 lira değil. Yani talep edilecek şey bu ülkede yakın tarihte yani kısa vadeli bir yıl içerisinde söz konusu olacak olan cari açıkla birlikte 230 milyar dolar. Bir sene içerisinde. Yani uzun vadeli ileride öderiz gibi bir imkan da yok. Bütün sorun bu zaten. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Bu kadar yerli, milli, vatan, millet muhabbeti yapan makin Z'ye döner mi? Ama o Tunç'tan gerçek sizi ona döndürür. Şeye alışmışsınız. Bu arabalara binip bütün yolları kesip 50 tane arabayla durdurup bundan zevk almaya alışmışsınız. O arabaları öyle kullanmaya alışmışsınız. Bankalara milyar dolarlar yatırmaya alışmışsınız. Her tarafı binalarla doldurup para kazanmaya alışmışsınız. O nedenle bu borçlanılan dünyayı, süreci sürdürmek istiyorsunuz. Ama sürdürülemez arkadaşlar. Siz kendiniz kendi şahsınızdan pay biçin. 500 bin lira borcunuz var. Yine borç istiyorum. Ya bunun bir sonu yok ki. Yani 550 olur. Yine istiyorum. 600 olur. Sen bir şey yapacak. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Ben inşaat yapıyorum. Arkadaşlar bakın burada Marx'ın dediği yere gelirsiniz. İnşaat artı değer üretmez. İnşaat yeni bir değer üretmez. Yeni değeri sadece işçi sınıfı elleriyle üretir. Aklıyla üretir. Zihniyle üretir. Sinir sistemiyle üretir. Başka hiçbir yolla artı değer üretilmez. Betonu dikersiniz, gömersiniz. 1 lira eklenmez üstüne. Eklenmediği için bu kadar inşaat var ve bizim 457 milyar dolar borcumuz var. Ödeyemiyoruz. Neden? Çünkü o inşaatlardan bir Almanya'nın yaptığı gibi, bir Japonya'nın yaptığı gibi, bir Çin'in yaptığı gibi bir şey üretip de dışarıya bir değer olarak gönderemiyoruz ki. Öyle bir düzeyde, öyle bir rafinelikte, öyle bir yetenekte emeği çalıştırıp bir araya getirip organize edip öyle araçlar, öyle cihazlar üretemiyoruz ki. Bunu yapamadığımız için o borcu da bu kafayla ödeme imkanımız yok. Koca koca bankalara müdürler atamışlar. Kredilerde biraz öteleme yapılacak, yeniden yapılandırma yapılacak. Bir de %10 indirim yapılacak ürünlerde filan diyor. Ayaklarda alkışlıyor. Ya 457 milyar dolar borç var kardeşim. Yani bunu yapılandırsan ne olacak, yapılandırmasan ne olacak? İçerideki boyutuna söylüyorum. Yani Türk bankalarının, Türkiye'deki bankaların kendi vatandaşlarına verdiği borçları yapılandırmasından bahsediyorum. Bunun çözümü hiç kolay değildir. Bir gerçekliğe toslamışsınızdır. Dış borç gördüğünüz gibi belli bir trend içerisinde yükselerek geliyor. 2002'lerde arkadaşlar AKP iktidara gelmişti. Yani bunda hiçbir yalan yok. Devletin sitesinden alıyoruz bunu. Yani bunu acaba EHP kendisi mahsustan mı çizmiştir? Lütfen test edin. Hepsi Excel sonucu. Gördüğünüz gibi duvar gibi bir şey. Yani bizim sorunumuz arkadaşlar sorunlu görsel bu. Buyurun geçin öbür tarafa hadi. Bu borcun öbür tarafa nasıl geçeceksin ya? Zaten bunu 16 yıllık şuradan başlayıp şuraya kadar gelen iktidarı da yaratmışsın zaten. Şuraya dizmişsin böyle. Bunun öbür tarafına geçmek artık çok zor. Sorun bu. Yani aklı başında bütün iktisatçılar havalara zıplıyor. Bu böyle algıyla, sevgiyle yani başka türlü düşün. Düşünmezseniz sorun yoktur. Böyle çözülebilecek bir şey değil. Bu karikatürü, bu tabii bilimsel bir çalışma değil. Bu sanatsal bir çalışma. Ama bu işte AKP zihniyetini anlatan bir karikatür. Adam kızıyor. Hava durumunu ölçenlere kızıyor. Isıyı ölçenlere kızıyor. Niye 38 derece diye? Hava durumunu ölçen onlar. Yani o yapmıyor ki. O sonucu söylüyor sana. Şimdi bizimkiler McKinsey'e bile plan yaptırıp
sonuçlarını da denetlettirecekler. Ya zaten açıklanmış sonucu yani kabul edebiliyor musun? Bu bizim ülkemizdeki AKP iktidarının zihniyetidir. Hava durumunun, hava sıcaklığını açıklayanın kendisine kızar. Öyle midir? Yine ben tabii hunharca eleştiriyorum değil mi onları? Tamam. Arkadaşlar, birisi yakın zamanda önemli bir görevden alındı. Kim biliyor musunuz? TÜİK'te çalışan biri. O da hava sıcaklığını ölçmek gibi yani. Ekonominin durumunu ölçüyorsun ya da başka istatistiki bilgileri ortaya çıkarıyorsun. TÜİK'in başkan yardımcısı Enver Taştı. Bu görevden alınıyor. Ne zaman görevden alıyor? Alınıyor. Görevden alındığı zaman çok manidar arkadaşlar. En son enflasyon oranı açıklandığı gün. Karikatüre dönüyorum. Eğer fark var diyen varsa burada da tartışabiliriz, çıkışta da tartışabiliriz, sokakta tartışabiliriz. Hiç fark yok. Aynı felsefe. Görevden alıyorlar. Adamı görevden alıyorlar. Neden? 24,5 enflasyon açıkladı. Yahu yalan mı? Yani %25 enflasyon diyelim. 10 liraya aldığımız şeyi 12,5 liraya alıyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Hiç pazarda falan böyle bir şey yansıtıyor musunuz? Bizim 10 liraya aldığımız şeyi bir daha 12,5 liraya aldığımız oluyor mu? Yani şu elektriğe gelen zam, doğalgaza gelen zam, yapılan zam, bir sene içerisinde yapılan zam böyle mi? %45, iş yerlerinde %70'ten fazla. Adam %24,5 enflasyon açıkladı diye görevden aldılar. Enflasyon oranı açıklayan adam görevden alınıyorsa bir daha öyle bir oran açıklanamayacak demektir. Bunu ben çizmiş, yani çizdim de yani bu veriyi ben oluşturmuş olamam değil mi arkadaşlar? Bakın geliyor %10'lardan Nisan ayından, yani kriz. Kriz var mı? Kriz yok, manipülasyon var. Abi daha nasıl kriz olur işte? İki katından fazlaya çıkmış, böyle bir rakamı açıkladığında görevden alınmak pahasına. Adamın kellesi gidiyor bunu açıkladığı zaman. Aslı nedir artık tahmin edin. Karşılanamayan o borcun enflasyonu yani %24,5. Bence çok çok az. Defalarca rötuşlanmış rakamdır bu. Ama burada arkadaşlar daha garip bir şey var. Onu da söyleyeyim. Yani bu çok kamuoyunda gündeme gelmiyor. 24,5 tüketici enflasyonu. Sizin, benim yani bir yerlerden bir şey alırken muhatap olduğumuz enflasyon. Üretici enflasyon arkadaşlar bakınız. %46,2. Şöyle cereyan ediyor. Peki %46,2 üretici enflasyonu. Üreticilerin mal alırken, ara malzeme alırken karşılaştıkları enflasyon buysa bu ne kadar sabredebilir? Bu ne kadar üreticiye yansımaz? Şu anda daha yansımadı. Ama aradaki makas şöyle. Birisi 24,5, birisi 46,2. Bu makas elinde sonunda kapanacak. Ve bu makas kapandığında arkadaşlar bu ülkenin toplumunu kesecek. Bu ülkenin insanlarını kesecek. Emekçilerini, zar zor geçinenini kesecek. Buna emin olabiliriz. Eğer öyle olmazsa hatta onunla birlikte küçük üreticiyi kesecek. Çünkü yansıtamayacak. Satamayacak. Küçük esnaf satamayacak. Alışveriş yapamayacak. Bu ekonomi yürümeyecek. Sebebi ne? Sebebi şunu unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'deki kritik sebep 457 milyar dolar dış borçtur. O öyle kaldığı sürece hiçbir şey düzeltemez. Ama onu oraya kim getirdi? Sorun bu. Bu havadan gelmedi ki. Tatlı tatlı gayrimenkule gömdüler. Tatlı tatlı inşaata döktüler. Biliyorsunuz Gezi Parkı'nı bile zar zor kurtardık. Orada şu anda yani böyle otelden zenginler etrafa bakıyor olabilirdi. Yani birinci gerçeğimiz diye borç durumunu anlatıyorsam, dış borç durumunu anlatıyorsam hem devlet için hem özel sektör için ikinci anlattığım konu enflasyondur arkadaşlar. Hem tüketici enflasyonu hem üretici enflasyonu. Üretici enflasyonu önümüzdeki bütün aylarda öteki enflasyonu baskılayacaktır. Bunun sonucunda ne olur arkadaşlar? Bunun sonucunda şöyle bir şey olur. Maaşınız değersizleşir, ücretiniz de değersizleşir. Emeğiyle geçinenlerin emeğinin karşılığı olarak aldığı para değersizleşir. Yani 450 dolar ediyorduysa asgari ücret şu anda onun yarısı kadar ediyor. Gerçek bu. Yani kıymetini kaybetti. Yani değersizleşti. Bunu arkadaşlar yalnız gizlemeye de gerek yok. Yani gizlenecek bir tarafı da yok. Doların yükseldiğini gün be gün haberlerden izledik. 7'ye çıktı, 6'ya doğru geldi. Ama dolar yükseldi. Buna bağlı olarak da ne oluyor? Kendi ülkenizin parası değersizleşiyor. Kendi ülkenizin varlıkları değersizleşiyor. Bundan sonra kendi ülkenizin varlıklarını, diyelim ki milli geliri dolar olarak ifade edecekseniz bu düştü. Neden düştü? Dolar yükseldi çünkü. 10 lira diyorsanız 10 lira diyemeyeceksiniz. Dolar yükseldi. Yani paramızın değeri düştü, varlıklarımızın değeri düştü, maaşlarımız düştü, ücretlerimiz düştü. Zaten sorun da bu. Zaten dert de bu.
Türkiye'de hangi sorun olursa olsun dönüp dolaşıp o işçinin, emekçinin, köylünün başına patlıyor. Mesele bu. Bunda da öyle. Bunda öyle olmamasına imkan var mı? AKP iktidarının tırnağına taş değer mi? Onların çocukları askere gider mi? Onlar fakirlik çeker mi? Yöneticilerini kastediyorum. Çekmez. Bütün düzenin gerginliğinin sebebi bu. Ama işçilerin ücreti mi düşmüş? Reel olarak, gerçek manada. Düşsün. Zaten grevi de yasakladılar. Ey patronlar, sizin için o halde bak grevi yasaklıyoruz. Böyle dedi. Ben demiyorum. He, yani şöyle bir şey. Şimdi bunlar o kadar alışıyorlar ki zaten bu çarpık zihniyete. Aslında bu ayıp olan zihniyete. Aslında bu sömürücü olan, sömürgen olan zihniyete o kadar alışıyorlar ki. Kendi vatanlarına karşı da o kadar yabancılaşıyorlar ki. Mesela kendi vatan topraklarıyla ilgili alay ediyorlar. Onun değersizleşmesine üzülmüyorlar. Yürekleri sızlamıyor. Ha, öyle midir, değil midir? Yani ben mi vatanperverim acaba onlar mı? Yani bunu da mı kıyaslarsak iyi çıkarız? Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Yine onların has adamı, müsiat başkanı var bir tane. Müsiat başkanı diyor ki, bakınız yüreği cız etmiyor. Şu sarkastik hale bak, şu sözüm ona ironiye bak, sözüm ona konuşma tarzına, veri işleme tarzına bak. Diyor ki, eğer bir sermaye grubu cebine 40 milyar dolar koyup gelirse Türkiye'deki şirketlerin 1/4 birini satın alır. Ben mi dedim bunu? Ya utanmıyor musun be kardeşim ya? Müsiatsın ya. Bu ülkenin alternatif iş adamısın ya. Niye bu hale getirdin? Bu kadar değersizleşti madem. Buna bu kadar hiçbir sorun hissetmeden bundan bahsediyorsun. Peki bunun sorumlusu kim? O bayıldığın, desteklediğin hükümet değil mi? Kim bunun sorumlusu? Utanır insan ya. Yani bir sermaye grubunun senin ülkendeki varlıkları kolayca satın alabileceğini söylemek hangi yerlilikte, hangi millilikte olur ya? Ya bir insan başkasının arabasıyla ilgili bile böyle konuşmaz ya. Senin arabayı var ya, zengin biri gelse senin elinde böyle konuşulur mu ya? Ama ya yok, şey yok, nosyonu kaybetmişler. İnsan kendi ülkesiyle böyle alay eder mi? Ya biraz 5 kuruşluk bir ya ideoloji olsa böyle bir şey yapar mı? Yok, bir de alay ediyor. Bir de bize böyle alay eden bir de bir Çinli var. Diyor ki yani bizim Çin'in yani ekonomisinin küsuratıyla biz aslında İstanbul borsasını satın alırız. Aslında doğru söylüyor. Peki kim değersizleştirdi? İşte o borç ilişkisi değersizleştirdi. İşte bu enflasyon değersizleştiriyor. İşte bu bağımlılık ilişkisi sonucunda doların bu kadar yükseliyor olması bu ülkenin varlıklarını, şirketlerini, kamu iktisadi teşebbüslerini, binalarını, topraklarını, ormanlarını değersizleştiriyor. Bu değersizleşmiş. Bu varlıklarımız üzerine de böyle insanlar çıkıp konuşuyor. Şu insanla aynı havayı soluyoruz. Bu bir yerin başkanı. Bu bir yere gidince AKP'liler el pençe divan duruyor karşısında. Gerçek bu. Ama gerçek şu. Demek ki 40 milyar dolara satın alınılabiliyormuşuz. 4 × 4 = 16. 160 milyar dolara bütün şirketler gidebiliyor demek. Çok sattığınız için çok iyi biliyorsunuz. Doğru. Ama bu rezilliği siz yarattınız. Satmasaydınız kamu iktisadi teşebbüslerini şimdi öyle konuşulmazdı. Güçlü bir devlet konuşurdu. Güçlü bir kamu borcu, kamu konuşurdu. Kamu borcunu ödeyebilen bir kamu konuşurdu. Ve birilerinden marketten rica etmezdiniz %10 indirim yap diye. Kendiniz kamu iktisadi teşebbüslerinizde ne kadar indirim yapmak istiyorsanız o kadar indirim yapardınız. Kamu iktisadi teşebbüslerinizde örneğin Sümerbank'ta ne kadar üretmek istiyorsanız o kadar üretirdiniz. Var mı şimdi bunlar elimizde? Yok. Ne var? Elimizde kala kala Merkez Bankası'nın yöneticileri kalmış. O bize bağımlı mı olacak, bağımsız mı olacak? Ya sen bütün bize bağlı olan kamu iktisadi teşebbüslerini, fabrikaları, koca koca üretim tesislerini özelleştirmişsin. Bizden bağımsızlaştırmışsın. Emperyalistlere satmışsın. Ondan sonra da bize Merkez Bankası bana bağımlı olsa konuşuyorsun. Merkez Bankası bağımlı olacağına koca koca üretim sektörleri bize bağlı olsaydı. Yani kamu iktisadi teşebbüsleri elimizde olsaydı. Ama arkadaşlar şuna emin olun. Biz ilerlediğimizde, bu dava büyüdüğünde onları teker teker geri alacağız. Öyle olmayacak. Merkez Bankası değil. Bu ülkenin iktisadi teşebbüsleri bize bağlı olacak. İnsan ihtiyaçlarına göre üretecekler onlar. Keyfe keder değil. Dolara göre değil. Zevkine göre değil. Kara borsacının çıkarına göre değil. Bize bağlı olarak, yani toplumun temsilcilerinin planına bağlı olarak. Bize plan değil, pilav lazım demiyoruz. Pilav için planlama yapmak gerekir. Planlama yapmadığımız için işte bu hallerdeyiz. Ve düşününüz, kendimizin planlama yapamayacağına o kadar kanaat getirmişiz ki planlama yapabilecek bir kuruluş olarak McKinsey'yi çağırıyoruz. Rezillik budur işte. O kadar yükseldi mi dolar? Ya o kadar yükseldi dolar. %57.7. Miktarı bir kenara koyun. Bir değer, bizim değerimiz, bir birim değerimiz karşısında
%57.7 yükselirse o ülkenin hali nice olur ya? Durum o kadar kötü mü? Ben herhalde bunları kendim sulu boyayla çiziyor olamam. Bu kadar inandırıcı bir şey kolay değil. Ölçü bu. Normal giderken, tabii dünya çapında ekonomik gidişat da iyi giderken böyle. Ama 2013'ten sonra Amerika Merkez Bankası, ben kendi faizlerimi yükselteceğim. Benim param kendi ülkemde kalsın. Küreselleşme müreselleşme boş bu iş. Dediği anda para artık kendi ülkesinin dışına çıkmıyor. Bize de kolaylıkla gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıyor. Bu durumda işte şöyle oluyoruz. Böyle giderken çat oluyor. 2013'ten itibaren bir kırılma olduğunu bilelim. Ama şunu da bilelim. Yakın zamanda Amerika Merkez Bankası tekrar faizleri yükselteceğini ileri sürdü. Bundan sonraki etaplarda faizleri yükseltecek. Ve aşağı yukarı 600 milyar dolar parayı tekrar kendi ülkesine çekmeyi planlıyor. Bu koşullarda bizim nasıl dünyadan borç para bulabileceğimizi düşününüz. Takdirlerinize bırakıyorum. Bulunabilen, biz ne güzel de borcu borçla çeviriyoruz diye gevrek gevrek konuşulan zamanlar bitti. 2013'ten itibaren bitti. 2008'de dünya ekonomisi de krize girdiğinde böyle bir şey olmuştu. Yani ana vatanında da Marx'ın, Lenin'in söylediği gibi krizi yaşamıştı. Amerika'da yaşamıştı bu ekonomi. O zaman Amerika'da bile durum kötü olduğu için krediler dünyaya saçıldı. Para dünyaya saçıldı. Dünyaya açıldı. Dünyayı dolaşmaya başladı. Çünkü kendi ana vatanı da zaten riskliydi. O zaman Türkiye'ye gelmesi daha kolay oldu ama artık o günler bitti. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunun sonucunda dolar yükseldi. Oran 57.7. Bütün bunlar sonucunda ne olur? İşsizlik aslında o kadar arttı mı? Arkadaşlar işsizlik tabii ki artıyor. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 10.2. Bir sürü ambargo uygulanan, başına bin türlü bela gelen, öyle olan, böyle olan yıllardır Amerika'nın uğraştığı İran'da 12.1. Bulgaristan'da 5.6. Azerbaycan'da kendisine oranla kendimizi abisi olarak gördüğümüz ülke işsizlik oranı %5. Romanya'da 4.3. Çin'de, koca Çin'de, o kadar nüfusa sahip Çin'de 3.8. Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük Amerika olmak isteyen bizim ülkeye oranla görüyoruz 3.7. Macaristan'da 3.7, Meksika'da 3.5, Küba'da 1.7. 10.2, 2.300.000 insanı işsiz saymıyorlar. Neden işsiz saymıyorlar? Şöyle acımasız bir parametreleri var. Eğer bir insan artık iş arayıp, çok arayıp iş aramaktan yorulduysa, mevcut koşullarda iş bulabileceği ümidini kaybetmeye başladıysa, daha az iş arar hale geldiyse onu işsiz saymıyor TÜİK. İşsiz saymıyor. Buna rağmen çıkan rakam 10.2. 2.300.000 kişiyi işsiz saysa %16'ları bulur. Kadınları komple ev hanımı saymasa artık 20'leri geçer. Bizde yani kadınlar iş gücü kabul edilmiyor. Yani işsiz mi, işçi mi oraya gelmeden yani iş gücü değil o. Evinde oturuyor mutlu o kategoride. O yüzden düşük çıkıyor. Yani Avrupa'da, civarımızda hiçbir ülkede bizim kadar düşük kadınların iş gücü sayılması oranının düşüklüğü yok. En düşük bizde. %70'i o tartışmaya da girmiyor. Tartışmaya dahi girmiyor. O yüzden ancak %10.2 söylüyorlar. Yani durum bu kadar vahim. O kadar vahim mi? Ben mi abartıyorum? Ya 50 kişilik, 57 kişilik işçi alınacakmış. Arkadaşlar 2970, 50 kişilik işçi için 3000 kişi başvurmuş. Ne dersiniz? 50 katı ya. Bir de çıkıyorlar şöyle diyorlar. Efendim işte bizimkiler yok iş. Ulan nasıl iş beğenmiyor yani? Daha nasıl bir iş beğenmek olabilir? 50 katı başvuru olmuş. Nerede belli bir sayıda bir istihdam söz konusu olsa orada sınavı kapalı spor salonunda yapıyorlar. Arkadaşlar miting alanı gibi. İşsizlik bu. Sonuç olarak arkadaşlar genel tabloya bakacak olursak da işsizlik bu. Enflasyon 24,5. Dış borç 456,9. Cari açık 51,1. Yani alış satış birbirini tutmuyor. Yurt dışına verdiğimiz, aldığımız birbirini tutmuyor. Dolar da sizin de takip ettiğiniz gibi 5,9. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Diyoruz ki bu bir gerçektir. Bu algı değildir, gerçektir. Sıkıntı tabiriyle, böyle sonradan görme diplomatların bu terimiyle, sıkıntı ne ya? Bu ülkede, bu dünyada sorunlar var, çelişkiler var, zenginler var, yoksullar var, ezen var, ezilen var. Bu büyük bir çelişkidir. Bu sıkıntı değildir. Diplomasi yapmıyoruz burada. Diplomat çocuğu da değiliz. Sorun, sorun.
çelişki, kabul edilmez çelişki var. O yüzden sıkıntı değil, çelişki ve kriz var. Yani ajan diye suçladıkları, terör örgütü üyesi diye suçladıkları kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Arkadaşlar bu yani Kinze üzerine atarlanmak, ondan danışmanlık hizmeti almayacağını söylemek bunlar için gerçekçi değil. Amerika ile anlaşma yolundalar. Başka çareleri yok. 500 milyar dolara yakın bir borç yapmış bir topluluk bağımsız duramaz. Amerika'ya posta koyamaz. Bu Amerika'ya posta koymanın gidişatı değil. Amerika'ya posta koyacaksan, res çekeceksen bunun temellerini hazırlıyor olmalısın. Biz de isteriz ki ülkemizde bu MÜSİAD başkanı gibi tipler olmasın. Onlar öyle konuşmasın. Bu şekilde işbirlikçi kategorideki insanlar olmasın. Bu ülke bağımsız olsun. O gördüğüm, gösterdiğim duvar gibi 457 milyar doların sonu, o yolun sonu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslimiyete gider. IMF'ye teslimiyete gider. Hatta IMF sizi teslim alır mı doğru dürüst o da belli değil. Yani IMF size tekrar borç verir mi? Vermektedir. Bir gün verir. O koşulları öyle düzenler verir ama bir daha ülkende ekonomi diye bir şey düşünme. Yarın hadi dedi mi Orta Doğu'da savaşa gideceksin. Hadi dedi mi Kafkaslar'da savaşa gideceksin. Bu işin sonu budur. Anlaşsak ne olur? Anlaşsak mı olur? Anlaşmadık. Daha Bob'un eş başkanlığına heves ettin. 3 gün heves ettin. Bundan Amerika vazgeçti. Hala paçamızı kurtaramıyoruz ya. Hala evlatlarımız ölüm tehlikesiyle yaşıyor bu ülkede. Bu ülkenin asker çocukları ölüm tehlikesiyle yaşıyor. Oralarda ölüyorlar. McKinsey ile anlaşılmadığında sorun çözüldü diye düşünmeyelim. IMF ile anlaşmak zorunluluğu önümüzde duruyor. Anlaşmak minnet ricayla. Zaten McKinsey ile anlaşmak da bir minnet ricaydı. Bakın McKinsey bizi denetleyecek. O size zaten söyleyecek yaptık mı yapmadık mı. McKinsey de diyecekti ki evet son özelleştirilmesi gereken şeyleri de özelleştirdiler. Kredi verin diyecekti. Varlık forunun başına kendi kendini niye atıyor? Onları satmak için işte. Önemli bir şey kalmadı zaten. Hepsini toplasan işte bugüne kadar sattıkları, çarçur ettikleri kadar eder. Bir 200 milyar dolar eder. Onun başına da şimdi bir tarafına kendini atadı, bir tarafına damadını. Niye bu kadar bu deliriyorlar? Utanç değil mi insan damadını atar mı? Atıyor işte. Bir tarafta o, bir tarafta da kendi kendini atamaya imza atıyor. Tabii bunları söylüyoruz, üzgünüz, eziliyoruz, üzülüyor. Biz bununla yetinecek bir topluluk değiliz. Bütün o değerleri yaratması beklenen emekçi sınıflarız biz. O işçileriz, o üretenleriz, işte o köylüleriz. O tarım ürünü üretmesi beklenen o köylüleriz biz. O biziz. Böyle mıy 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 konuşacak halimiz yok. Evet saldırıyorlar. Biz de o saldırılara cevap vermesini biliyoruz. Düşünebiliriz. Verilmiyor. Verilir. Ne zamanki ekonomik kriz olmuştur, blok halinde düşmüştür. Oyları düşmüştür, yerel seçimlerde düşmüştür. En son dönem ekonomik kriz ucunu göstermiştir. 7-8 puan düşmüştür AKP. Unutmayalım. Düştü. Düşmüyor diye bir şey yok. Sadece ağlamayacağız ve sadece gerçek dışı bir şekilde olayların bize değip dokunmamasını rica etmeyeceğiz. Biz de kendi hedeflerimizi ortaya koymalıyız ama kendi hedeflerimizi ortaya koymak için onlar nasıl bu kadar örgütleniyorsa başkanlık sistemi, yüksek cumhurbaşkanlığı sistemi, damadı, saltanatın bir parçası, ötekisi idarenin ortasında, ötekisi bütün Türkiye'de bir parti, AKP şöyle sıkı çalışma yapıyor, böyle bu kadar anket yaptırıyor. Demek ki onların çaba gösterdiği, örgütlendiği, kendi içlerinde bir idari yapı kurdukları kadar biz de bunları yapıyor olmak zorundayız. Solcu, kendi kendine solcu diye bir şey yoktur. Solcu demek, solcunun ilk akla getirdiği şey kolektivizmdir. Kolektif ilişkidir. Kolektif ilişkisi yoksa Facebook'ta resim paylaşmakla solcu olunmaz. Bunu unutturuyorlar bize. Kendi kendine şarkı dinle, öyle bir solculuk yok. Şarkı dinledin diye ülke kurtulmaz. Bu felaketin geldiğini biliyorlar ama felaket varsa bizim de çözüm önerilerimiz var. O yüzden iyi soru şudur, ne yapmalı? Yaratıcı soru odur. O açıdan arkadaşlar buna bir, daha politize olduysak politik organizasyonlarda ilişkiye geçmeliyiz.
Eğer böyle değilse, iş yerinde arkadaşlarımız varsa ya bir iletişimi başlatmalıyız. Eğer buradan ileri gidebiliyorsak bir kolektif yapı oluşturmalıyız. Komite ise komite, irtibatsa irtibat. Ne kadar asgari düzeyde olursa olsun o düzeyden başlayarak kolektif bir ilişki. Başka türlü olmaz. İşçi sınıfının tek kurtuluş yolu vardır. Kolektif varlığı. İşçi sınıfının tankı olmaz. İşçi sınıfının topu olmaz. İşçi sınıfının milyar dolarları olmaz. İşçi sınıfının tek gücü kolektif varlığıdır. Kendi kendine ıslık çalması değildir. Kolektif varlığıdır. O tamamen burjuva ideolojisidir. Onun bize aktarmaya çalıştığı bir şeydir. Çok kısa vadede bir çözüm yok. Onlar için de yok. En hızlısını yapsalar yani nedamet getireceksin. Gidip yani onlar açısından söylüyorum. Buyurun zaten rahip arkadaşımızı da gönderdik. Yani bir pürüz kalmasın lütfen. Şudur budur diyeceksin. O da diyecek ki mesela S-400'leri almıyorsun. Ben şimdi alınsın diye söylemiyorum. Bizimki ne diyecek sizce? Diyecek ki kaporo verdik. Kaporomuz yanacak mesela. Durduk yere para ödeyeceğiz ya. 1 milyar dolar havadan ödeyeceğiz. Verdiğimiz kaporo yanacak. Diyecek yani S-400'leri alma. 2. İran'a ambargo uyguluyorum ben. En ufak bunu ihlal ettiğini görürsem işte Halk Bankası davasından diyelim ki 30 milyar dolar ceza veririm sana. İran'la şöyle ol. İran'la öyle olacaksın, Rusya'yla böyle olacaksın. Bu senin son 2 yıldır sözüm ona yediğin içtiğin ayrı gitmeyen müttefikin. Nasıl olacak ilişkiler? Rusya'yla yaptığın anlaşmalar ne olacak? Nükleer santral anlaşması ne olacak? Bunların hepsini durdur diyecek. Diğer arkadaşlarımızla ilişkiye geçmeliyiz. Onları davet etmeliyiz ve şunu demeliyiz. Gel, senin gibi düşünen başkaları var. Gel, bizim gibi düşünen başka insanlar var. Bunu buna çağırmaktan geri durduğumuz her vaziyette yani geriye düşeceğizdir. Başarısız olacağızdır. Ama bana göre yani şu anda solun çıkış yapan eğiliminin bu sorunu yok. Her yerde partiye başvurular var. Her yerde insanlar bir takım konuları tartışmak istiyorlar. Toplantıya çağırıyorsun, herkes geliyor. Tarihte yani Mussolini yenilmiş ya. Hitler yenilmiş. Hitler yani kimseye ricacı değil yani. Tank yapıyor yani. Uçak gemisi yapıyor. O bile yenildi. Yani o iş o yüzden kolay değil. Tarihte yani modern çağlarda bir tiran olmak da kolay değil. En son Sovyet askerleri Berlin'e gelip bayrağı astılar. Yani o belli olmaz. Demir Emre'nin dediği gibi. Birinci Dünya Savaşı çok zordu. Ama sonra Ekim Devrimi oldu. İkinci Dünya Savaşı çok zordu. Ama Hitler'i yendik. Mussolini'yi yendik. Daha sonra Franco'yu yendik. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın büyük zorluklarından da yine sol bir kazanımla çıktı. Yani kazanımla çıkılamaz diye bir şey yok. Bir davaya girersin, zor bir mücadele verirsin ve buradan kazanımla çıkabilirsin. O açıdan bu mümkündür. Madem bir zorluk var, bu zorluğu hakikaten emekçiler, sömürülenler, ezilenler lehine nasıl değiştirebiliriz? Bunun için büyük bir çaba sarf ediyor olmalıyız ve yani gözde görülür bir hareketlilik var. Hareket edemeyen de büyük bir hınçla dolu. Ya şu anda düşünüyor muyuz ki yani insanlar yani bu sorunları görmüyorlar. Doların bu kadar yükseldiğini görmüyorlar. Çocuğuna yani okul malzemesi almakta zorluk çekiyor. Yani bunu fark etmiyor mu? Fark ediyor. Bunu bir kısım AKP'ye oy verenler içerisinde de fark edenler artacaktır. Ve zaten arkadaşlar solcular şöyle düşünmez. AKP'ye oy vermek bir sınıf değildir. Sınıf üretim araçlarına olan konumuna göre olur. Üretim araçlarına sahip mi? Yani fabrikalara sahip mi? Değil mi? Sahip değilse, bizim gibi çalışıyorsa bizdendir. Onun bazı yanılsamalara kapılması esas teşkil etmez. Ekim devrimi esnasında Rus devrimini yapanlar yani bir etap önce Rus milliyetçisiydi. Değişir onlar. Hayatı görür. Savaş yanlısıydılar. 8 milyon Rus askeri ölünce herkes barışa taraftar oldu sonra. O yüzden zorluklar insanı değiştirir, toplumları değiştirir. Biz bu zorluklarda yani öne atılmalıyız diye düşünüyorum. Epey konuyu konuştuk. Ben önümüzdeki dönemde gerçekten atılımlar yapacağımıza inanıyorum. Birçok ilden iyi haberler geliyor. Gençlikten arkadaşlardan iyi haberler geliyor. İşçi sınıfının havalimanında nasıl harekete geçtiğini gördük. Kadın kardeşlerimizden sürekli mücadele haberleri geliyor. Bunun böyle devam edeceğini ve sosyalizmin elinde sonunda bu ülkede başarıya ulaşacağına İnanıyorum, bunu diliyorum ve bunun mücadelesi yolunda da ilerleyeceğimize eminim.